Herkese selamlar dostlar. 16 Ocak 2022 Pazar İddia tahminleri ile hepinize selamlar. Yine tam tamına 12 tane mücadele çıkardım. Sizlere hem ideal önerilerini hem de ara ara yüksek önerilerini sizlere sunacağım. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar dilerim. Ondan önce biz bu akşam yani cuma akşamı çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Yani Ocak ayının sanırım canlı rekoru oldu. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum neler yaptığımızı. İlk mücadelemi şöyle Asfer maçına 156.5 üst dedik. Zaten başarılı bir şekilde geldi. Sınır çok çok aşıldı zaten. CSG maçı çok güzel bir şekilde ilerledi. Beşiktaş mücadelesine dedim ki maç sunu 1.5 üst dedim ki. Hatta bunu şey olarak verdim. 0-0 iken verdim ilk yarının sonlarında. Bir açılırsa bu maç pir açılabilir şekilde verdim. 90'da gol geldi Lari'nden. 90 artı küsurlarda tam hatırlamıyorum dakikasını. İptal oldu. Bu canlı bahsimiz başarısız oldu. Baskette tekrar bahis verdik. İlk yarı 82.5 üst verdik. Başarılı bir şekilde geldi Real Madrid mücadelesinde. Madrid çok rahat basket attı geldi. Dortmund mücadelesine ev sahibi 2.5 üst verdim. Ben verdim bu bahsi de. Çünkü maçı da seyrediyordum. Maç harbiden Dortmund hak ederek oynuyordu yani. Maçı çok istiyordu. Haaland 4 maçtır mı 2 maçtır mı ne gol atamıyordu zaten. Onu da duydum. Spikerden duydum. T oldu bana. Geldim. 2-0 zaten Dortmund eve geçmişti. Editör arkadaşımız 3. gol ev sahibi verdi Dortmund. O da geldi. Burada gelen bahislerimiz mevcut zaten. Bunlar hepsi geldi. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bir anket yapıldı. Şimdi Brighton mücadelesini seyrediyordum. Hatta yazdım ki buraya. Brighton'ın golünü verecektim. Penaltı kazandılar. Atamazlarsa girelim golüne dedim. İlginçtir ki penaltıyı kaçırdı arkadaşlar. Hatta ben buraya yazdım ki. Bayır eşeğe kaçırdı penaltıyı. Ağzımızı dedik atarlar diye. Bu maç çok istekli. Çok fazla pozisyona girdiler. Hatta penaltıyı kaçırdıktan sonra gol attılar. Fakat gol iptal oldu. Onu da geçtim. Girdik zaten golüne. Devam edelim. Onun golü birazdan gelecek. 90 artı da gelecek çünkü. O da geldi yani. Baskoy'u mücadelesine verdik. 160 buçuk O geldi arkadaşlar. Dortmund mücadelesine iyi bakın. Ev sahibi 3.5 üst verdik. Dakika 65. 1.45 oran. Olabilir zaten. Bu da geldi. Hatta bunu şöyle göstereyim. Bunun geldi. Hatta şunu da göstereyim. Ben buraya yazdım ki maçı seyrediyorum. Çok fazla maç izledim bugün. Brighton direkt geldi. Penaltı kaçtı. İptal gol geldi. Karşı karşıya iki tane kaçtı. Hangi cenabet oynadı dedim ben bu bahse. Geçtik. Dortmund mücadelesi 4-1 oldu. Dakika 80 artık dedik orta sahalar da geçiliyor. 1.80 gibi orandan bir gole daha girilir mi? Editör arkadaşlarımızla konuştuk. Vallahi bir dedik ki girelim. 1.80 orandan. Ve sonuç o da geldi. Bu 163 üstü. Dortmund maçı geldi. Hatta sonra dedik ki ulan Brighton maçı 1-0 oldu. Dediler bu maç kopacak dedi. Biz zaten ev sahibinin golünü vermiştim az önce bahsettim. Ev sahibi 0.5 üst vermiştim. Eğitör arkadaşımız dedi ki dedi bu maçta bir gol olur ya Brighton atar ya da yer dedim. Golü kim attı? Ben size şu ses kaydıyla anlatayım. Sacil diyerekten Brighton'ın golü geldi. Hatta onu göstereyim. Şöyle Brighton'ın golünü verdik zaten. O geldi. Bu da bir buçuk üst geldi. Aşağıda da NBA kuponumuz var. NBA'de devam ediyor. Yani sanırım Ocak ayında bu 16'sını çekiyorum ben. 16'sının rekoru geldi. Eğer sizler de katıl Telegram grubumuza gelip hem canlı bahislerden faydalanıp hem de e, ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız Katılım grubuna dahil olabilirsiniz. Hem de kanalımıza destek olacaksınız. Ana Telegram grubumuz 30 TL'liktir. Ana Telegram grubumuz canlı bahislerin bulunduğu gruptur. Telegram yüksek oran grubunda hem ana Telegram grubuna giriyorsunuz. Canlıların olduğu hem de yüksek oranlı bahis offline tercihlerin verildiği gruba dahil oluyorsunuz. Her şey dahil iletişim grubunda da şöyle oluyor. Ondan bahsedeyim. Yüksek misli oynadığımız kumun mineleri ben ideal olarak 1.80, 1.90, 2 oran Kendim yüksek bastım grupları burada oluyor. Burada paylaşıyorum. Hem de ana Telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna dahil olabiliyorsunuz. Diyerekten de ben videoya geçeyim. Maçımız fazla. İsterseniz biraz hızlı anlatayım arkadaşlar. Gecenin de saat 3.28'i Türkiye saatiyle. Şimdi ilk mücadelemiz Sassuolo mücadelesi. Ben sizlerden ricam güzel bir like seviyesi bekliyorum. Like atarsanız çok memnun olun. 300-400 seviyesinde bir like bekliyorum. Şimdi Sassuolo Verona mücadelesi. Bakın ekranda gösterilen skoru söyleyeyim size. 3-2'lik saslo galibiyeti yazıyor benim ekranımda. Yani gol beklentisi çok yüksek bu mücadelenin. Bu arada bir tane hatırlatma yapmayı unuttum. İsterseniz hemen hatırlatmalarımı yapayım. Instagram'dan arkadaşlar, Instagram'dan pazar rollingini Instagram'dan paylaşacağım. Pazar rollingi Instagram'da takip ederseniz Instagram Kangal Tips 5.000 takipçisi olan 5.308 takipçisi var. Instagram'dan takip ederseniz Pazar'ın Rolling'i Instagram'da paylaşılacak. Onun dışında bir de skor soracağım sizlere. Skorumda Inter-Atalanta mücadelesi ne olur? Ödül katıl Telegram gruplarına dahil bir kişilik. Sizlerden ricam maç skorunu Inter-Atalanta skoru ne olur yorumlar yazmanızdır. İsteyenler maç tercihi de yazabilir. Hepinize bol şanslar. Şimdi Sassoula maçıyla devam edelim. Dediğim gibi maçın beklentisi çok fazla gol bekleniyor. Yani idealden bir KG varı alabilirsiniz zaten. 1.33 gibi olan açmışlar bu KG varını. Onu geçtim. Ev sahibinde Berardi kart cezalısı oynamayacak çok büyük eksiklik. Fakat yerine baktığımız zaman da Defrel, orta rasp Ortadan, Raspadori, sağ açıkta Mert Müldür yazıyor. Son dönemde son maçına baktığımız zaman da çok etkili paslar attı sağdan ondan dolayı böyle yazıyor. İleride Skamak olacaktı. Verona takımına baktığımız zaman da Kappari, Simeone, Barak gibi sinlerle birlikte etkili olacaktır. Fazla bir şey anlatmaya gerek yok. En çok gol beklenen maç 3-2 denim gibi skor beklentisi. KG var alınabilir. Ben yüksek orandan ne önerebilirim diye baktığım zaman da İlk yarıdan gelecek 2 golün oranı 1.97 arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üstte bence sürpriz olarak yazılabilir bu mücadelede. Geçiyorum diğer mücadeleme. Ren Bordeaux mücadelesi. Deplasman'da inanılmaz bir şekilde eksikler çok fazla. Yani gidenler var. Koronavirüste olanlar var. Çok fazla. Fakat ev sahibinde de eksik çok fazla. Eksik çok fazla dedim. 4 tane oyuncusu. Süleymana mesela. Hamari Traore. Nayet Agueret. Alfred Gomez gibi isimler. Afrika kupasına gitti. Eksikleri var. Fakat Ren takımı burada galibiyete bence daha yakın. O yüzden ben burada Ren tarafındayım. Ren İlk ilk yarıya çok fazla iyi başlamasa da ilk ligin ortalarına iyi bir toparladı kendini. Burada da galibiyet alarak eksik olan Bordo'ya ve sezonun ilk yarısında en çok gol yiyen Bordeaux'a 20 maçta 44 tane gol yiyen bir Bordeaux takımı var. Burada Belgrade'in galibiyetini galip gelirken de 4.5 altında kalmasını bekliyorum. 1.60 gibi de oranı var. Yüksektir değerlendirme altına alabilirsiniz. Balkes ile Samsun mücadelesi. Şimdi ben bu maçta notlar almıştım. Şöyle okuyayım. Transfer tahtası hala açılamayan bir Balıkesir takımı var arkadaşlar. Hala açılamadı. Yani eksik kadro. Muhtemelen kümeye oynayacak Balıkesir Sporu. Samsun Spor'da. Şimdi. ikinci devrenin ilk haftasını bay geçti. Takım iyice dinlendi. Takım da güçlendi. Nasıl güçlendi? Güçlendi derken biraz garip olacak. Transfer takviyeleri yapıldı diyeyim ben sizlere. Stoper alındı. Forvet arkası alındı. Forvet arkası olarak Tolcay Aslan aldılar. Tolgay Arslan'la karıştırmasınlar onun kardeşi. Hatta ben baktım tipi de benziyor gayet. İkizler hatta ikizler bile olabilir yani yaşına bakmanın da kardeşi yazıyordu. Forvet arkası olarak da Tolgay Arslan'ı almışlar. Ben Samsun'un bir yemeğe kalacağını en azından Balıkesir maçında kaybedeceğini düşünmüyorum. Direkt taraf bahisi olarak Matsun 2'yi değerlendirme altına alabilirsiniz. Samsun galibiyeti burada yakındır yani alabilir. liverpool Brentford mücadelesi. Şimdi Liverpool'da eksikler çok fazla bildiğiniz üzere. Fakat yine gollü bir maç geçebilir. Çünkü Liverpool takımı takımın kimyası hücum yönünden çok etkili Liverpool takımının. Yani elinden geleni yapacaktır elde kalan oyuncular. Ki zaten elde kalanlar da çer değil yani. Jota, Firmino, Jones oynayacaktır ileride. Arkada Chamberlain, Fabinho, Henderson gibi isimler. Origi de belki kadroya dahil olabilir. Çünkü Klopp bugün açıklama yaptı. Origi transfer olmayacak. Bizimle kalacak şekilde. Brentford takımı da keza hafta içinde Baktığımız zaman da kupada onlar da engelini açtı. Liverpool'da keza engeli açtı kupa maçlarında. Şimdi ben burada kornere gittim. Liverpool'a şey var yokken, Mane Salah yokken gitmedim. En idealini zaten 8.5 bile açmışlar. Çok ideal istiyorsanız 8.5 üst kornerini eğer ben oranı biraz daha yükseltmek istiyorum diyen varsa burada Brentford'ın 9.5 üst kornerini Brentford'ın diyorum Liverpool mücadelesini fark etmez her neyse 9.5 üst kornerinin değerlendirme altına alabilirler. Korner mücadelesi olarak yaklaştım değerlendireceklere bol şanslar. West Ham Leicester United mücadelesi. West Ham arkadaşlar formuna kavuştu. Yani bir zamanlar bir tökezledi. Çok iyi gidiyordu. Tökezledi. Tekrardan o eski formuna ciddi anlamda kavuştu. Leicester United'a baktığımız zaman da zaten onlar da Tayla tökezliyorlar. O istedikleri Leicester United, o Bielsa yani bu sezon takımı geçen sezonki Leicester United yok diyeyim ben sizlere veya sezon başındaki Puan durumunda da çok geri kaldılar. 16. sıraya kadar gerilediler. Sadece 19 puan toplayabildiler. Onu geçtim. O stili olarak da baktığımız zaman da zaten West Ham burada önemli bir eksikliğe baktığımız zaman da sadece Benrahma Afrika Kupasına gitti. Başka deplasmanda kart cezalısı isimler var ve Sakat isimler olduğundan dolayı Calvin Phillips mesela sakat. Şimdi Erlorente kart cezalısı, Tyler Roberts aynı şekilde kart cezalısı olarak gözüküyor. Benford şüpheli oynar oynamaz belli değil. onun aynı şekilde şüpheli durumda. Ya yani West United'de eksikler can yakıyor. West Ham bu kadar formdayken ben West Ham'ın atacağı iki golü değerlendirme altına alabilir diye düşündüm. Çünkü West Ham çok fazla, çok fazla şut çeken ve sık sık orta açmaya deneyen bir takım. Ve bunlarda da çok başarılı sistemi olan bir takım olduğundan dolayı ev sahibi 1.5 üstün oranı Şöyle sizlere de göstereyim. 1.48 gibi oran açmışlar. Ev sahibi 1.5 üstün. West Ham'ın atacağı 2 golü değerlendirme altına alabilirsiniz. Monaco Clermont mücadelesi. Şimdi Monaco'ya yeni bir teknik adam geldi. Bu teknik adam ilk mücadelesinde berabere kaldı. Sanırım kulüp burcudan geldi. Yani Belçika'dan geldi. Onu da belirteyim. Hatta Belçika'da futbolculuk ismini unuttum. Philips miydi? Schmeier miydi? Schmeier miydi? Bakacağım şuradan. Bir saniye. Ha. Philippe Clement. Ya aynen. Philippe Clement. Şimdi zaten futbolculuk yıllarına da baktım. Genelde e, Belçika'da oynamış. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi deplasmanda inanılmaz şekilde eksikler var. Eksikler dedim bu dört tane oyuncu. Mesela Bayo Afrika Kupası'na gitti. Takımın en golcü isimlerinden bir tanesi. Hatta en golcü ismi bile olabilir. Son gollerine bakmadım. Bayo mesela çok önemli bir eksiklik. Ev sahibinde Golovin şüpheli durumda. Hatta Ben Yedder de şüpheli durumda gösteriyordu. Fakat şu an ideal 11'e yazmışlar. Sol açıkta Diop, sağda Gerard Martins, Henrik ortada Henrik'e ileride de Ben Yedder olacaktır diye. Şu an önündeki ekranda gözüküyor. Şimdi yeni teknik adam zaten henüz daha galip gelemedi. Bu maçta galibiyete yakın. Beklenen skoru söyleyeyim ben sizlere. 2-0'lık bir Monaco galibiyeti bekleniyor burada. Ben yine Ren mücadelesini nasıl oynadıysam bu mücadeleyi de 4.5 altında bir 1.57 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirme altına alacaklara bol şanslar. Augsburg'la Frankfurt mücadelesi 3 tane korner mücadelem var. Liverpool Frankfurt ikincisi. Şimdi Frankfurt'a ben biliyorsunuz ya yani izleyenler bilir benim yakından takip edenler Frankfurt'un son 5 maçının Altın 5 tane maç aldım Frankfurt'a. 4 5'inde de korner önerdim. 4 tanesi geldi. Sadece bir tanesi gelmedi. 5'te 4 oldu Frankfurt takımında. Şimdi ev sahibi Asburg'a baktığım zaman da son mücadelesinde onlar da mağlup oldu. Fakat kanatları oynamaya çalışan bir takım var. Özellikle Han ve sağ açıktan Vargas'la birlikte Asburg takımı kanatları kullanmaya çalışıyor ve girdiği zaman da o çizgiden orta açmayı deniyor. Özellikle kendi evindeki maçlarına baktım o çizgiye inip orta açmayı deniyor zaten. Ki Frankfurt takımına baktığımız zaman da sol tarafın özellikle Kost olduğu kanada bak baktığımız zaman Kamada da biraz daha yakın oraya. Bora'yı beslemek adına yapıyor ve çok fazla orta açan bir takım. Zaten takımın şu an en yüksek ortalamasını oynayan ismi de Kostic. 7-27 ile oynuyor. Diğer oyunculara, diğer oyunculara oranla baktığımız zaman da. Şimdi önemli bir eksiklik her iki takımda da yok gözüküyor şu anda. Ben bir korner mücadelesi olarak aldım bunu da. 8.5 üst yine idealdir. Biraz daha oran yakalamak isteyenler korner baremlerini arttırabilir. 9.5 üst kornere kadar çıkabilir. Korner maçı olarak değerlendirdim. Korner işi şans işidir. Birinin eline çarpar. Birinin poposuna çarpar. Kornere çıkar yani. Biraz şans işidir. Ben biraz da oyun yapılarına bakaraktan söylüyorum korneri. O yüzden değerlendirme altına alabilirsiniz. Bir diğer mücadelem Hatay Spor'la Galatasaray mücadelesi. Şimdi şöyle girebilirsek hayırlısıyla. Hatay Galatasaray. Aynen. Şimdi Galatasaray'dan bahsedelim biraz arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'da Dominik Torrent geldi bildiğiniz üzere. Torretto diyelim biz. Şimdi Galatasaray'da geldiği günden itibaren Fatih Terim döneminde günde tek antrenman yapan bir Galatasaray vardı. Şu an Galatasaray takımı günde iki antrenman yapıyor. Ki baktığımız zaman da Sosyal medyada bu biraz konuşuldu zaten. Mutlaka sizler de takibindesinizdir bu olayın. Şimdi kimin yanından geldi bu adam? Guardiola. Guardiola hatta bir açıklama yapmış. Dominic Tornet hakkında çok iyi bir taklitsen olduğunu belirtmiş. Bundan sonra Türkiye'de benim takım destekleyeceğim takım Galatasaray'dır falan filan. Ne kadar dolu bilmiyorum da. Bir haber de yani magazinsel yani bir dış etkenliyim ben sizlere bunlar. Güzel olaylar fakat. Şimdi Galatasaray burada yeni teknik adam her zaman zaten olumlu bir şey verecektir. Süper Lig'den aldım ben bu mücadeleyi de. Hatay'da genel olarak baktığımız zaman da Galatasaray'a karşı kimyası tutan takımlarından bir tanesi Hatay Spor. Ben şu maçı da korner aldım. Son maçım korner olarak. Yani gol olup kanser olacağımıza korner olsun bayram olsun diyelim. Yine aynı şekilde 8.5 açmışlar buna da. bir 1.34 oran açmışlar. İdealden değerlendirme altına almak isteyenler. Sonra 9.5 üst kornere de bir 56 açmışlar. Korner mücadelesi olarak görüyorum. 3 tane korner mücadelesi verdim. Frankfurt, Liverpool, Galatasaray mücadelesi. Üçüne de korner verdim. Bakalım 3'te kaç başarı sağlayacağız korner maçlarından. Fazla söze gerek yok zaten. E bildiğimiz takımlar 8.5 üst kornere dayadım geçtim. Tottenham Arsenal mücadelesi. Şimdi Arsenal'a Arteta ya yani büyük takımlara karşı şu İngiltere'de 6 büyük takım var derler ya. İşte City, Chelsea, işte bildiğiniz takımlar, Tottenham bunlar da karşı bu sezon pek fazla iş yapamıyor. Ben zaten bir ara nitelendirmişim. Diğer Anadolu kulüpleri olarak nitelendirdiğim takımlar var. Mesela Lafın gelişi tabii ki Anadolu kulübü değil. West Ham falan maazallah diyeyim de. Şimdi Arsenal bu altı büyük takıma karşı bir başarı sağlayamadı bu sezon düzgün. E, eksikler de var. Arsenal'ın eksiklerinden bahsedeyim sizlere. Kimler eksik şöyle baktığım zaman da Aubameyang zaten bay bay ettiler. Nicolas Pepe de zaten pek fazla oynamıyordu. Elneni belki önemli. Çaka son maçta kırmızı kart gördü. Bu Çaka büyük maçlarda sürekli kırmızı kart görüyor. Fakat onun dışında Lacazette veya şöyle söyleyeyim Saka, Martinelli, Lokanga, Ben White gibi isimler kadroda zaten ideal 11'i çıkaracaktır. Ev sahibinde de son olmayacak. Sakat olarak gözüküyor. son büyük eksiklik. Ya ben Tottenham'ın kendi evinde zaten gol bulmasını bekliyorum. Ona zaten ben Tottenham kendi evine burada ısırmaya çıkacaktır Arsenal takımını. Yani affetmeyecektir. Kane, Moura özellikle. Onlar çok iyi güzel işler çıkartıyor. Kane ve Moura birbirlerine böyle bir anlaşma sağlarlarsa Arsenal'a karşı gol bulabilirler. Skor beklentisi zaten 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti yazıyor. Yani normal oyun yapısı istatistikler, istatistikler anlamında baktığım zaman 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti bekleniyor. Fakat Arsenal'da ben bu maçta ekstra bir motivasyon göstermesini bekliyorum. City maçına baktığımız zaman yani kırmızı kart görmese o maçta galibiyeti bile çıkartabilirdi Arsenal takımı. Yavaştan bu büyük maçlara iyice odaklanmaya başlamış. Ben burada şeye kalmayacağım yani Tottenham tarafına gitmeyeceğim. KG Avar'a gideceğim. 1.61 gibi, gibi güzel bir oran açmışlar zaten KG Avar'ını. Değerlendirme altına alacaklar. KG Avar'ı direkt alabilir zaten. Bence gelecektir de bu mücadelenin KG Avar'ı. Bir beraberlikle de kokmuyor değil bu mücadele. Bir maç sonu 0'da deneme altına alınabilir bence sistem kuponlarına. 3 orandan bir 1-1'lik bir skor da yapıştırılabilir bence. Anderlet'le Standart VH mücadelesi. Standart için son mücadelesine baktım. Zultay ile oynadı sanırım. 1-0'lık mağlup oldu kendi evinde. Yani bu sezon çok fazla top oynadığını söyleyemem ben. Ev sahibinin de 2 golüne şu anlık bayısı açmışlar. Direkt değerlendirdim ben de. Ev sahibi çok güzel bir iğme yakaladı. Liderlik yarışında da Andalya bu sezon şampiyonluğu bakmayın. Puan farkı çok var. Seriye bağladığı zaman Andalya takımının şu an kadro kalitesi diğer kadro kalitelerinden bence çok fazla iyi. Yani şu an kadro kalitesi olarak en önüne gelen 2-3 takımdan bir tanesi Belçika'da. Yani kendi evinde çok iyi oynayan bir Andalya takımı var. Andalya'nın hatta genel olarak baktığımız zaman da e, oturmuş bir sistem olduğundan dolayı maçlarda çok fazla zorlanmadığını söyleyeyim. Özellikle kendi evinde taraftar yönünde çok fazla zorlanmıyor. Ev sahibi bir 1.5 üstte 37 gibi oran açmışlar. Yani kapanmadan değerlendirme altına alınabilir. Kombinelere, ideal kombinelere girebilecek bir maç olduğunu söyleyeyim ben sizlere. 2-1, 3-1 bandında bir maç mücadele beklediğimi de belirteyim. Cezayir ile Ekvador Gine'sini aldım ben burada. Ekvador Gine'si yanlış olmasın. Şimdi Cezayir Şöyle göstereyim ben sizlere. Grup aşamasını Afrika Kupası'nı ben takibi aldım. Ne, neler oluyor neler bitiyor takibindeyim. Şimdi fil dişi kazandı. Bu grupta ilk iki direkt son 16'ya çıkıyor. Üçüncü de en iyi 4 takım. En iyi 4 takım. En iyi 3. Üçüncü olan en iyi 4 takım. Sonunda cümleyi kurabildik. Üçüncü olan en iyi 4 takım da çıkıyor burada. Cezayir ilk maçında berabere kaldık. Kadro kalitesi çok yüksek. Fakat pek fazla oyunda bir şey gösteremedi açıkçası Cezayir takımı. Feguli, Mahrez gibi isimler var. Hatta Gezzal'ı da alabilirlerdi. Neden almadılar bilmiyorum. Burada Ekvator Ginesi'ni bence galip gelecekler. Çünkü fildişit mücadelesinden galip geldi. Galip gelirken de bunlar çok fazla gol atmıyor. 1-0-2-0 gibi skorlarla. 3.5 altında 1-1.45 gibi oran açmışlar. KG Yok'un oranı kaç acaba? Onun oranı 1.25. Onu geçin. 3.5 altında 1 bir 1.45 gibi orandan. Hatta skor beklentisi 2-0'lık bir skor beklentisi var bu mücadelede. 2.5 altında bir yaparsanız da 2-0'lık skora göre 2 orandan da bir yüksek oran değerlendirmesi yapmış olursunuz. Cezayir bu mücadeleyi bence kazanacaktır. Atalanta Inter sizlere de zaten sordum. Inter Atalanta mücadelesinin maç skorunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Kazanan bir kişiyi de katı telegram gruplarına dahil edeceğiz. Şimdi Inter Atalanta mücadelesi. Burada önemli olan şu. Şimdi Atalanta'da çok büyük bir eksiklik var. Bu eksiklik arkadaşlar Zapata. Zapakosta da eksik. O da çok büyük bir eksiklik de. Hatta Toloi de yok. Şimdi Toloi, Zapata, Zapakosta gibi bu üç tane isim çok önemli. Zapakosta özellikle sağ bekle, hücuma çok fazla destek veriyor. Onun sakatlığı zaten sürüyor. Zapata da hücumda Bırak gol atmaya geçtim. Zaten adam golcü. Hücumda üretkenlik anlamda çok ciddi hem tak, hem takım arkadaşlarını hem de kendi bireysel yeteneklerini kullanarak hücumda çok fazla üretkenlik sağladığı için çok büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim ki zaten normalde bu oyuncular olsaydı bence ya yani maçın favorisi Atalanta olabilirdi diye düşünüyorum ben. Gollü bir maç bekleniyor. Deplasmanda da Vidal kırmızı kırmızı kart, kart cezası olarak gözüküyor. Skor beklentisi 2-2'lik bir skor beklentisi var bu mücadelede. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum da. Yani KG var'a çok fazla yüklenme olacaktır. Acaba patlar mı diye düşünüyorum. Kombine almadım ben bu mücadeleyi normalde girebilecek. KG var'a bir bakabilirsiniz. Çip bahis yapayım biraz kaçamak olsun. KG var'a zaten herkes oynayacağı için yani maçın ideal olması gereken buradaki zaten KG vardır. Bence olabilir. KG var'a bir yazalım. Bir de Koyner akmaz mı? tempoya göre. Yani korner gidebilir. Bu da alternatif tercihim olsun. İsteyenler yani maçın olması gerekeni zaten KG var. Kaçamat tercih yapmak isteyenler de 8.5 üst korneri burada değerlendirme altına alabilir. Şimdi 12 tane mücadele anlattım sizlere. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar dilerim. Kombine olarak bir adet kombine önerisi yaptım sizlere. Kombine önerisinden bahsedeyim hemen sizlere.